Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Hiç unutmuyorum, omuz kaslarımı ilk gördüğünüzde bana muscles'ın demiştiniz. Hayır, muscles'ın demiştim. Sen ona sağ olun hocam iyiyim falan diyerekten anlamamıştın. Teşekkür ederim, siz muscles'ınız, siz de muscles'ınız demiştim. Bana öyle demiş olamazsın çünkü o kadar muscle değilim ben. Evet. Daha ama, atletik ve çevik olarak kendimi addedebilirim. Aman kimse hop duymasın. Evet, gerçekten. Gördün mü? Buradan buraya geçerken görebildin mi nasıl geçtiğini? Hayır, göremedim. Parendeyle arkama geçtiniz bir anda. Ve aynı şekilde de tekrar o bulunduğunuz yere geri geldiniz. Ya ya. Ama bunu hop 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 şeklindeki söylemlerle yapmanız beni çok daha fazla sevindiriyor doğrusu. Tabii yani çünkü bir seninle şu an kavga halinde olsak bu cephedeki kavgayı kazanmak için şu sesleri çıkarmam ve nerede olduğumu anlamadan dayağı yer oturursun aşağı. Keşke sizi dinleseydim, umarım güzel bir şey söylemişsinizdir hocam. İşte işine gelince böyle korkarsın, dinleyemezsin tabii. Nedir bugün filmimiz vardır diye ümit ediyorum. Bugün filmimiz Apprentice. Ne? Apprentice. Ne demek yani, bir gezegen ismi mi? Çırak. Çırak mı? Evet. Allah Allah, öyle gezegen mi olur? Bir Singapur yapımı. Yani Singapur'dan bir filmin onca yolu aşıp buralara gelmiş olması büyük bir cesaret. Sanırım çok iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Zaten bütün film yapımcıları bunu düşünür. Yönetmen Bo Yun Feng adını taşıyor. Kendisinin zencefili tavuk olduğundan şüpheleniyorum. Wasabili de olabilir. Firdaus Rahman, Van Hana Fisu, Mastura Ahmad, Boon Pin Koh, sanki Gerard hepsini Chiu tanıyormuşuz gibi kelimeler bunlar. ya da Han Min Chong, Min Tah Kun falan gibi de olabilir. Firdaus dediniz değil mi? Firdevs diyemedim. Firdaus yazmışlar çünkü. Neymiş mevzu? Şöyle bir mevzusu var. 28 yaşında bir genç var. Bu bizim çırak. Hmm. Bu bir hapishanede gardiyan olarak çalışıyor ki hapishane dışında bir yerde gardiyan olarak çalışmak oldukça imkansızdır biliyorsun. Evet, bu güzel. Ya aynı zamanda bizi bilgilendiriyorsunuz da, teşekkür ederim. Eleştirirken bilgilendiririm de. sonra bu çocuğun tayini çıkıyor. Nereye? Hemen orada bir yerde olan çok yüksek güvenlikli bir hapishaneye. Bu çocuk evet için bir şey tabii, bir ne derler, zıplama tahtası olarak kullanabileceği bir şey. Evet, rütbe yükselmesi oluyor evet yani. Orada da bir tane baş cellat var. Baş cellatla işte bunlar sohbet ediyorlar. Arada sırada çay içiyorlar, Çin çayı. Yanında da noodle yerken filan. Konuşuyorlar, işte cellat anlatıyor. Ya bunu da şöyle öldürdüm, bunu da böyle öldürdüm falan. Bir gün şöyle kılıcı bir vurdum, kesilmedi. Evet. Vuruyorum vuruyorum, kesilmiyor. Böyle işte Bahçelat anlarını anlatırken diyor ki ya gel sen benim çırağım ol, sana bu işi öğreteyim. Boş ver, gardiyanlıkta şey yok, sen de ben nasıl öleceğim? Bu mesleği yapacak olursun, birisi lazım. Hı. Evet, cellat yetiştirme. Evet, çocuk aa olur falan diye olaya yürüyor. Fakat bizi burada şaşırtan bir başka gerçekte karşılaşıyoruz. Zira çocuğun kız arkadaşı. Hayır, bu baş cellat yıllar önce çocuğun babasını idam eden baş cellat. Aa! Ya. Yani çocuk bunu öğreniyor tabii. Çocuğun son öldürdüğü kişi de bu baş cellat oluyor. Gibi bir şeyler olabilir. Bu Singapur'da nasıl oluyor bu işler tabii bilmiyorum ya ama. Bir de bu cellat falan hani çok kulağa böyle iyi güzel gelmeyen kelimeler. O yüzden celliş falan şeklinde bunları daha sevimli hale getirmeliyiz diye düşünüyorum. Baş celliş. Hayır, o zaman ondan çok hoşlaştığımızı falan zannedebilirim. Ya da mücellat falan gibi bir bayan cellatlara verilen isim gibisinden söyleyebiliriz. Olmaz, hayır. Celliş de değil, baş cellat olduğu gibi kalabilir. Evet. Bu arada köpeğinizin adı cellattı değil mi hocam? Evet. Nasıl çağırıyordunuz kendisini? Gelmeyiniz. İlginç bir çağrım. Evet, adım Yunus da o zaman. Peki, bu filme sonuçta tabii bir kere Singapur yapımı olduğu için baştan gitmeyeceğizdir diye düşünüyorum. Kesinlikle, yani hani Singapur usulü bir şeyler seviyorsak Singapur usulü erişte yemeye bir Çin lokantasına gidip hani en azından karnımızı doyururuz. Artı yani eğer Singapur'dayız ve yapacak başka hiçbir işimiz yok, mecbur kaldıysak ancak orada bu filme, her film yerinde güzel mantığıyla gitmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, film yerinde ağırdır sözünü bizlere hatırlattın.
Çok teşekkür ederim hocam. Rica ediyorum. Görüşmek ümidiyle diyorum size. Müebbet muhabbet. Hiçbir tüketicinin hakkı bir başka tüketiciye geçmesin. Hatta satıcıların hakları da satıcılarda kalsın. Tüketicilerle hak değiş tokuşu yapılmasın maksadıyla yayın hayatına başlamış ve aynı maksatla sürdürmeye devam eden programınız Tüketici Hakkı'ndan hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. Tüketicinin hakkından biz geliriz mottosuyla yola çıktık. Fakat bizim hakkımızdan tüketiciler geliyor desek yeridir diye düşünmüyor değiliz sevgili dinleyiciler. İşte bir tüketici şu an telefon attığımızda. Bakalım ne istiyormuş. Efendim merhabalar. Alo. Teyzem. Yavrum ne konuşuyorsun? Deli saat oldu yavrum. Ben telefonun yavrum hoparlörünü aldım. Geliyor mu yavrum sesin? Geliyor teyzeciğim. O kadar gül geliyor ki biraz yavaş konuşsan, kısık sesle konuşsan daha da iyi gelir yavrum, diye düşünüyorum. Yavrum kısık sesle konuşmayayım da dur ben gene bir dakika. Telefonun yavrum sesini kulaklığına alayım da onu. Alo. Alo. Teyzeciğim niye çığlık çığlığasın bugün? Yavrum dedim ya telefonu şeye hoparlörü aldım yavrum. Sesim gelmez Allah muhafaza diye. O yüzden mi şey bağırıyorsun yavrum, anladım. Nasılsın canım teyzem benim? Ne yapalım yavrum yine tüketicilikle uğraşıyoruz. Kimi tüketiyorsun teyzeciğim? Bizi mi tüketeceksin yine? Tüketmeyeceğim yavrum. Yani sonuçta insanoğlu bazı şeyleri tüketmek zorunda. İnsanoğlu dünyayı tüketmek için dünya üzerinde var yavrum değil mi? Tabii yani bir de senin gibi parası çok olan insanlar mecbur onu harcayacak yer arıyorlar. Bu kez yine harcayacak bir yer bulmuşsundur diye ümit yavrum, ediyorum. Yavrum ben bu kez aslında para kazanacak bir yer buldum yavrum. Yani ben bazı girişimcilikte yapsam diye artık düşünüyorum. Artık tüketicilikten yavrum üreticiliğe mi terfi ettin evet, teyzeciğim? Evet yavrum mesela ben bir tane dükkana gittim yavrum. Ama o zaman üretici hakkı programını araman lazım teyzeciğim. Yanlış programı aradın. Olabilir yavrum daha yapmadım. Bak şimdi sen dinle laf dinlemiyorsun devamlı konuşuyorsun yavrum. Tamam teyzem buyur. Yavrum ben şimdi gittim dükkana dediler ki teyzeciğim sana kot verelim. Dedim yavrum ben yaşım başım ne? Ben kot giymem yavrum ama dediler çok güzel yırtık kotlarımız geldi. Dedim ne? Yırtık kot. Dedim benim evde bir sürü yırtık entaryum var. Ben onları hani cam bezi yapıyorum. Ondan sonra toz bezi yapıyorum falan. Ben satmaya kalkışmıyorum. Siz kim yırttı dedim bu kotları? Defolu kotları mı sana kakalamaya çalışıyorlar ne teyze? Ne bileyim yavrum yırtık pırtık yapmıştır öyle. Bunlar dedim alanlar mı dedim. Vallahi dediler var teyze. Dedim o zaman ben de entaryumları böyle hafiften yırtalım keselim böyle. Onları dedim satar mısınız? Teyze sen konsinye getir. Hani biz hani bir vitrine koyarız oradan giderse gider teyzeciğim dedi. Allah ya. Allah. Ne dersin yavrum ben şimdi girsem mi böyle bir şeye? Valla eğer yırtık kot satılıyorsa ama o yırtık kotların da şöyle bir handikapı var teyzeciğim. Yani şunu soruyorum daha doğrusu merak ediyorum. Hani oraya bacağını soktuğu zaman bir insan yırtık kısımdan dışarı çıkar normal girmesi gereken yere girmezse nasıl düzeltir falan diye düşünüyorum. Yani. Yavrum işte o yırtığı öyle bir yere koyacak ki ben çünkü dikiş nakış bildiğim için yavrum onları düzeltmem. Sen bacağını sokarken yavrum o tam diz yerine yırtarsın o ayağın o diz yerinden çıkar kot iyice kullanılmaz bir hale gelir. Halbuki o yırtığı bir tık daha aşağı doğru koyarsan yavrum. Hiçbir şey olmaz mı teyzeciğim? Hiçbir şeycikler olmaz hem de hava durulur yavrum. Ona göre yırtacağın yerler de bu yaz mevsiminde Allah muhafaza pişik bulursun yavrum. Oralara da böyle küçük yırtıklar koyarsan mesela içeride ventilasyonu sağlayacaktır evladım. Oralarda yırtığa gerek yok teyzeciğim. Eğer belirli bir ağırlığın üzerindeysek oralar zaten zamanla yürümek suretiyle, aşınmak suretiyle kendiliğinden yırtılmaktadır diye ama düşünüyorum. Ama işte yavrum bu hızlandırılmış yırtılma şeylerinde öyle sen beklemiyorsun. Peki kot yırtılınca daha mı çok para ediyor teyzeciğim? Vallahi aynı, az çok aynı para yavrum. Fakat dedi ki teyze biz bunu taşla yıkadık dedi. Dedim nehir başında eskiden biz dedim yıkadık köydeyken dedim öyle mi yapıyoruz yani biz böyle vurduk çünkü. Evet sabun o zaman baştan sen de entariyi şimdi nehirde yıkaya yıkaya yırtacaksın ve satacaksın gibi duruyor teyzeciğim. Yani ben direkt yavrum makasla birazcık keserim 3-5 de böyle ilmik oradan çıkarttım mıydı gayet eski gözüküyor yavrum. Yalnız o iyice böyle devam etmesin oradan lime lime olmasın diye o ucunu birazcık yakacaksın yavrum o oradan fire vermez o zaman. Gerçekten sanırım elektrikçiydi Kemal amca herhalde. Orada bir takım alışkanlıklar kalmıştı. Orada yavrum ben dükkana gider o dikiş dikerdim. O da elektrikçiliğini yapardı yavrum. Elektrik üretiyordu diye ben biliyorum. Bana öyle söylerdi. Anladım. Sanırım Faraday'la falan evliydik. Kemal Faraday. Yavrum ben işte yani ben kendim üretiyorum, satıyorum. Daha önce de satıyorum. Gül gibi geçiniyoruz derdi rahmetli. Anladım. Neyseciğim sana elektriklerle ve anılarınla güzel günler diliyorum. Sağ biraz evladım da onları tüket diye düşünüyorum. Sağ ol yavrum. Gel anlatayım sana yavrum ben de. Tamam çok bir ara uğrayayım. Sağ ol yavrum. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet.
Bet Muhabbet.